Arkadaşlar tekrar merhabalar. Hayırlı pazarlar diliyorum herkese. Taha da el sallıyor size oradan. Evet, bugünkü videomu Linea'da devam ettirmek istedim. Şöyle ki, biliyorsunuz aracımın 2008 model dualecik, yani yarı otomatik vites tek kavramı olduğunu söylemiştim şanzımanının. Dolayısıyla bu tarz bir araç alacak olan arkadaşlara birkaç tavsiye vereceğim. 6 ileri yarı otomatik tek kavrama, yani robotik şanzıman var üzerinde aracımın. Ben aldığımda dediğim gibi 151 bin kilometredeydi. Şöyle ki, ekspertiz falan yaptırmadım. Bundan önceki aracım Kia Ceed'di. Kia Ceed 6 ileri tork konvertörlüydü. Dolayısıyla hani az çok otomatik şanzımanın nasıl çalıştığını vesaire kısmını biliyordum. Hani maddi durumdan dolayı da satmak zorunda kalınca çok da Allah var, hani bu arabayı hemen alıp kaçırmak istemedim. Çünkü çok uygun bir fiyata almıştım o zaman. Evet, birkaç parça boyası var. Mühim değil. 2008 150 bin kilometredeki bir arabada çok da aradığım bir kavram değil. Çünkü benim için orijinallik önemliydi. Evet, işte ne gibi, ön kaputuna kaza resimlerini gördüm. İşte arkadan birine tıklamış, ön kaput ve farları değişmiş. Mühim değil, değişebilir. Neyse, oralara girmeyeceğim. Araba, dediğim gibi, ben üçüncü sahibiyim. Benden önceki sahibi yaklaşık 1000 kilometre kadar kullanmış. 10 bin kilometre kadar kullanmış. Ondan önceki sahibi de 140 bin kilometreye kadar bir mod yetkili servisinde bakım yaptırmış arabaya. Araba bakımlı, var evrakları vesaire, hepsi duruyor. Şimdi esas ana konumuza gelelim. Tork konvertörlüden sonra yarı otomatik tek kavramalı robotik şanzıman alınır mı? Bence bu paraya alınır. Şöyle ki, dediğim gibi arabam 2008 model, Emotion Plus paket, işte yok içinde. İşte kendiliğinden kararan dikiz aynasından yağmur sensörü. Yani bu arabanın marjinal faydası hakikaten çok yüksek arkadaşlar. Çünkü parasına göre uygun bir araç. Nitekim içindeki bulunduğumuz şu anki piyasayı da düşünecek olursak, işte ne bileyim, aynalarının otomatik ayarlanması, işte mesela şu bile benim için çok güzel bir özellik. Bakın, ışıklı makyaj aynası var. Şurada işte gözlük kaplama, gözlük kabı var. Hani bunlar bence güzel artılar. Artı arkada makam perdesi var vesaire vesaire. Şimdi dualojik şanzımanda dikkat edilmesi gerekenlerden, zaten YouTube'da yeterince videolar var. İşte stop ettiğiniz zaman boşa almanız lazım. Çalıştırırken boşta çalıştırmanız lazım. Park ederken işte boşa alıp park etmeniz lazım vesaire vesaire. Bu arabayı alacak olan arkadaşlara naçizane tavsiyem şu. Şimdi ben bilmiyordum, sonradan öğrendim. O da yaklaşık bir 3000-4000 kilometre kadar evvel, işte Karaburun İzmir'e gitmeden evvel, şanzıman kendi kendine kırmızı ışıkta beklerken kalktığımda işte 1'den 2'ye, 2'den bir anda 4'e atıyordu veya 5'e atıyordu. Sonra işte tamirciye götürdüğümde bir kalibrasyon cihazına bağladı. Bu kalibrasyon cihazı da işte ayarların yapıldığı bir cihazmış ve aynı zamanda, yine diyorum, bilmiyordum. Alacak arkadaşlara özellikle tavsiye ediyorum. Araştırıp bunu araştırabilirler. Bu kalibrasyon ayarını yaptırdığınızda şanzımanın baskı balatasının ömrünü de görebiliyorsunuz, öğrenebiliyorsunuz. Ben götürdüğümde baskı balatanın %35 olduğunu öğrendim. Dolayısıyla baskı balatanın değişmesini gerektiğini söyledi ustamız. Tabii uzun yolculuk yapacağım için mecburen değiştirttirdim. Şöyle ki, zaten kendi kalibrasyon ayarını yaptı. Evet, arabayla ertesi gün aynı yolda işe git gel yaptığımda o hatayı almadım. Yani bir anda işte 3'e atıp 5'e çekip tekrar 3'e atıp, öyle saçmalamadı. Aslında şöyle de bir şey var. Titreme de yapmıyordu. Hani kalkarken biliyorsunuz baskı balata kavramadan dolayı titretir normalde arabayı. Titreme falan da yaşamıyordum. İşte o sonucunda 3000 TL gibi bir rakama baskı balatayı değiştirdik. Volanı değiştirmeye ihtiyaç duymadı çünkü boşluk yok dedi. Duruma göre bakacağım dedi volan için.
Çok şükür ki volanda sıkıntı çıkmadı. Sanırım o da çıksaydı herhalde 4500'lük bir rakamları bulurdu diye düşünüyorum. Şu an nasıl arabam? Yakıtım düştü. Videomuza ekleyeceğim bir. Şimdi az önce mesela depoyu doldurdum. Ben haftalık alırım yakıtı. Şöyle ki işte haftada 120 ile 160 kilometre şehir içi klima açık Adana sıcağında sabah 8 akşam 6 işe git gel yapıyorum. Ortalama işte 100 liraya 105 liraya depom doluyor. Shell V-Power dizel ile doldurtturduğumuzda yaklaşık 100 liralık kredi kartıyla ödeyeceğim. İşte 100 liralık bir yakıt yakmışız. Hani çok zamlardan etkilenmek istemediğim için depom sürekli dolu gezerim. Dediğim gibi haftalık doldururum. Bu manada dediğim gibi yarı otomatik vites tek kavrama yarı otomatik ya da robotik şanzıman alacak arkadaşlara en büyük tavsiyem bu tarz bir araba alacakları zaman özellikle Linea için konuşuyorum. Bir otomatik vitesciye veya işte bir Linea şeyine fiyat servisine gidip orada bu kalibrasyon ayarı yapılıyormuş bunlara veya ben bu şanzımanın ömrünün baskı balatasının ömrünün ne olduğunu merak ediyorum göstermek istiyorum dediğinizde size şanzımanın durumunu gösterebilirler. Bunu muhtemelen hiçbir ekspertiz firması zaten tespit edemez zannetmiyorum. Çünkü bayağı işte orada işte bana arabayı çalıştırdı. Ustam sağ olsun işte freni pompalattırdı. Geri stop ettik. İşte sadece ayağın frende kontak açık. Mesela kendi bir testler yaptırdı. Şanzımandan bilgisayara bağladığı için bilgisayar farklı farklı böyle vites attı. Ekranda işte 1, 2, 3, 4, 5 gibi rakamlar çıktı. Geri vites attı vesaire vesaire. Hani bunu bir ekspertiz firmasının yapacağını düşünmüyorum. Bu arabada bir de ne var? İşte biliyorsunuz Duologic şanzımanlarda böyle bir eko tuşumuz var. Bilmiyorum ben çok böyle şey görmedim bunu. Faydalı görmedim. Niye? Motor devrini hakikaten düşürerek vites attırıyor. Biliyorsunuz bizim arabalar 1.3. Tamam bu 90'lık bende ekstra EcoFast yazılım var. Ben hani EGR iptalinde yaptırırken şeyi de yaptırdım. Yazılım da attırdım arabaya. Şimdi arabam evet diğer linealara göre daha performanslı. Çok çok gaza abanırsam işte dip gaz yaparsam duman atma olayı var. Ama onun haricinde duman atma olayı söz konusu değil. Nitekim zaten işte 2021'in Şubat ayında da şeye gireceğim. Muayeneye gireceğim. Orada da egzoz emisyonundaki durumdan da zaten neyin ne olacağı net olarak çıkacak. Evet arkadaşlar şimdilik otomatik vitesle alakalı daha doğrusu Duologic şanzımanla ilgili vereceğim bilgiler bunlar. Yine yaşadığım veya yaşayacağım sıkıntılar olursa sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Vitesle ilgili başka bir sıkıntım olmadı çok şükür. Yani alınır mı kısmına geldiğimde evet alınır. Niye alınır? Artık manuel vitesli arabalara binmek hakikaten çok böyle eziyet olmaya başladı. En azından benim için öyle. Kaldı ki bu arabayı eşim de sürüyor. O da çok alıştı ama tabii ki bir Kia Ceed'den sonra o tork konvertörlü 128 beygir 1.6 bir araçtan sonra evet bu biraz hantal kalıyor. Kalmıyor değil. Hani dolayısıyla bununla kıyasladığımızda durum bu arkadaşlar. Dediğim gibi alınır. Alınmaz değil. Bu kalibrasyon testi veya ayarını yapan bir firmaya gidip şanzımanınızın yüzde kaç kaldığını sordurarak gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. İşte dediğim gibi 2 ay önce hatta belki bayramdan önceydi yani 3.000 TL'ye baskı balata ve onun bir dişlisi varmış. Şey düzeltiyorum bir rulman. O rulman işte robotinin yağı ondan sonra fren hidrolik yağını da değiştirdiler. Ne alakaysa anlamadım ama hepsiyle birlikte işçilik dahil 3.000 TL'ye mal oldu. Devam edeceğiz. Serimizin devamı gelecek. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi pazarlar diliyorum.